Merhaba arkadaşlar, ben Game World Genter'den Petrovic. Bu videomuzda market inceleyeceğiz arkadaşlar. Black Desert Online'da ticaret sistemi, yani oyuncudan oyuncuya ticaret yok arkadaşlar. Yani ben şu adama trade atayım da şu itemi satayım gibi bir olay yok. Bir itemi satmak istediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi Trading Director var burada. Buradan satış yapıyoruz arkadaşlar. Yani bazı oyunlarda Action House diye geçebilir. Bazı oyunlarda market bu şekilde. İtemlerimizi listeleyerek satıyoruz. Oyundaki herkesin görebileceği bir şekilde satıyoruz. NPC'yi açıyoruz ve Item Market'e basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi satış ekranı karşımızda. Burada filtreler mevcut arkadaşlar. Warrior itemleri, Ranger itemleri, Soldier itemleri, Giant itemleri, Tamer, Blader, Bellomancer sınıf, Volunteer, Wizard. Burada at satın almak istediğiniz zaman buradan bakıyorsunuz. Burada eşek satın almak istediğiniz zaman. Burada kargo sanırım işlemleri. Burada vagon. Burada da çeşitli işlemlerinizi buradaki filtreleme sisteminden araştırarak yapabilirsiniz. Tabii ki sadece buraya tıklayarak filtreleme yapamıyorsunuz. Mesela biz Ranger'ız. Ranger item arıyoruz kendimize şu anda. Ranger item olarak ne arıyoruz kendimize? Şu üst gruptan bakmamız gerekiyor. Mesela silah. Kendimize birinci bir silah bakacağız. Primary weapon diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kılıç, kalkan bunlar çıkmaz. Neden? Çünkü biz sadece okçuyuz. Bize sadece okçu itemleri çıkar. Mesela biz warrior demiş olsaydık burada hemen değişecek ve kılıçlar çıkacak. Soldier deseydik burada soldierla ilgili itemler çıkacaktı. Kiminle ilgili itemler tıklarsanız burada onunla ilgili itemler çıkacak. Dediğim gibi öncelikle üst taraftan hangi itemi istiyorsak, hangi sınıfta item istiyorsak onu seçip sonra hangi karakter oynuyorsanız onunla ilgili sınıfı seçiyorsunuz, filtreliyorsunuz. Ondan sonra arama yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir item satın almaya çalışalım. Hemen biz Ranger'ız arkadaşlar. Ama Ranger ile ilgili şu anda benim yeterli param yok. Mesela arkadaşlar şöyle yapalım hemen. Baştan göstereyim. Bir item almak istiyoruz. Mesela hangi item almak istiyoruz? En baştaki item almak istiyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman bu itemle ilgili ne var ne yok en yüksek fiyattan en düşük fiyattan yani en uygun fiyattan en pahalı fiyata göre sırayla görmüş olduğunuz gibi listeliyor. En üstteki fiyat yani en üstteki olan şu listelenmiş ürün Purchase butonuna bastığımız zaman alma işlemine geçeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada tam net gözükmüyor olabilir ama buradan görebiliyoruz. Bu ürünün listelenmesinin bitmesine 2 gün 22 saat kalmış. Tüm ürünlerin aynı görmüş olduğunuz gibi. Purchase butonuna basıyoruz ve bu itemi almak istiyor musun diyor. Şu güvenlik kodunu gir diyor. 86 diyor. Yalnız bu 25.000 gümüş demiş. Bizim 26.000 gümüş paramız var. Bunu alırsak paramız biter. Bu üründen almayalım gösterme olarak. İlk başta şöyle basit ucuz bir ürün alalım. Mesela pot alalım arkadaşlar. Yukarıdan mesela potion görmüş olduğunuz gibi potion'u seçiyoruz. Buradan şu potion'lara tıklıyoruz. Purchase'a basıyoruz. Kaç tane alacaksın diyor bakın. Purchase count kaç tane alacaksın. Biz gösterme olarak şimdilik örnek olarak bir tane alalım. Confirm diyelim. Tanesi 121 gümüş gördüğünüz gibi. Ucuzmuş. Bir 15 tane alalım o zaman. Hemen şuraya bir 15 değil. Hatta bir 20 diyelim. Confirm dedikten sonra toplam ücret, ödememiz gereken ücret şu kısımda yazıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen güvenlik kodumuzu da giriyoruz. 41. Şu anda bu cam potundan 20 tane alıyoruz. 2420 gümüş para ödeyeceğiz. Ve güvenlik kodumuza girdik. Buy butonuna basıyoruz ve item has been purchased. İtem sipariş verildi. Hemen şuradan isterseniz geri menüsüne basabilirsiniz. Previous page bir önceki sayfa demek istiyor. Ya da burayı komple kapatabilirsiniz. Hemen çantanıza baktığınız zaman 20 tane potyonumuzu aldık. Gelmiş olduğunuz gibi. İtem alma anlaşılmıştır sanırım arkadaşlar. Şu kısımdaki yerler sıralama, isme göre sıralama, farklı şeylere göre sıralama işlemleri var buralar. Fazla önemli değil. Yine isterseniz kendiniz kullanabilirsiniz buralardan. Mesela arkadaşlar şuradan Warrior'dan mesela örnek veriyorum. Burada şu üst kısımları açıklayayım biraz. Görmüş olduğunuz gibi burada karışık itemler var. Burada madencilikle ilgili şeyler var. Burada bitkiler. Görmüş olduğunuz gibi. Burada deri ürünleri, burada deniz ürünleri, burada silahlar, burada ikinci silahlar, burada zırhlar. Hepsine tek tek takılar. Bakabilirsiniz arkadaşlar buradan. Blackstone mesela arkadaşlar.
tanesi şu anda piyasası bayağı pahalı. Bunu üretip satmak mesela uygun mesela. Üretsek Craft'tan güzel fiyata satılıyor. Şu anda tanesi 155 bine satılıyor arkadaşlar. En uygun fiyatlı olanı. Bir tane Blackstone üretiyorsunuz. 155 bin silver para kazanıyorsunuz. Crafting menüsüne geçtiğimiz zaman, crafting videosuna geçtiğimiz zaman orada bunu da işleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kristaller, potionlar, foodlar, yiyecekler hepsi var arkadaşlar. Ev bile satabiliyorsunuz, ev bile alabiliyorsunuz. Ev satabiliyorsunuz demekten kastım ev malzemeleri, ev ürünleri alabiliyorsunuz. Yani evin içerisine koymak için malzemeleri buradan alabiliyorsunuz. Çünkü evin ürünleri maalesef sadece craftlanarak veya görevlerden verilebiliyor veya burada marketten alıyorsunuz. Direkt oyundan almaya kalkarsanız market ev sekmesinden almaya kalkarsanız paralı arkadaşlar. Mon pet burada petler için gerekli şeylerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi itemlerinizi buradan bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Peki marketten item nasıl satacağız arkadaşlar? İtem satma kısmı da şu şekilde. Item Market'e basıyoruz ve ESC tuşuna basıp çıkıyoruz arkadaşlar. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi Trading Market bizim şu anda satma ekranına gelmiş, satın alma ekranımız ve diğer tarafta da Items Management var. Items Management'ı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi satma ekranına geldik. Yani ürün kaydı. Burada ürün kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Register butonumuz var burada. Mesela şu anda benim bir tane şu ürünü sattığımı görebilirsiniz. Register butonumuza basıyoruz. Hemen buradan örnek olarak şu ürünü satacağız mesela. Şöyle gösterelim. Bu üründen 5'ini de satacağız diyelim. Confirm diyoruz. 5 tane ürünü 166 gümüşten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şurası. Şuna dikkat edin. İlk başta bir ürünü satarken şurada satabileceğiniz maksimum price yazar. Yani bu ürünü satabileceğiniz en fazla fiyat budur. Bu sistem biraz güzel olmuş. Çünkü oyunun belirlediği bir sistem. Eğer player'a bıraksaydınız bunu, oturup şunu bile insanları kazıklamak için 166 gümüş değil de 5000 gümüş, 10.000 gümüşe satan insanlar öyle uyanıklar çıkacaktır muhakkak. Bizim gibi şu anda oyunu yeni öğrenen insanlar için gerçekten güzel bir sistem. Bizi açıkçası kazıklamalarına imkan yok. Oyun buna fırsat vermiyor. Maksimum bu ürünü ederi 180 gümüş kardeşim diyor. Minimumda en az da 134 gümüşe koyabilirsin diyor. Oyun bir nevi bizim karımızı da düşünüyor. Çok önemsiz bir item deyip onu 3-5 gümüşe koymuyoruz bu şekilde. Dediğimiz gibi oyun bizi düşünüyor arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Ürünü kaydetmemiz gerekiyor öncelikle. Register dersek bize hata mesaj verecektir. Görmüş olduğunuz gibi Confirm it. Unit Price'ı onaylayın. Yani şurayı onaylıyoruz. Ürünü maksimum 180 satabilirken biz niye 166'yı satıyoruz? Biz de 179 diyelim o zaman. Örnek veriyorum. 180 de diyebiliriz aslında. Ne kadar ederse o kadar satalım. Görmüş olduğunuz gibi tanesi, tane fiyatı bu. Biz 5 tane koyduk. Siz buraya tane fiyatı giriyorsunuz. Yani 5 tanesinin fiyatı 180 değil. Tanesinin fiyatı 180. Confirm dedik ve 5 tanesi 5 çarpı 180 900 gümüş para etti arkadaşlar. Şimdi Register butonumuza basıyoruz ve ürün kaydımız tamamlandı görmüş olduğunuz gibi. Şu anda markette bizim ürünümüz listeleniyor. Şu görmüş olduğunuz buton şu an ürün daha satılmadı. Sizin ürününüzde daha sipariş verilmedi. Yani talep yok şu anda anlamına geliyor. Buradaki buton değiştiği zaman maviye döndüğü zaman direkt o butona basıp paranızı alabiliyorsunuz. Satıldığı zaman direkt para sizin üzerinize gelmiyor. Siz buradan gidiyorsunuz. Buradaki mavi butona basıp paranızı o şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Ticaret videosunda yani daha doğrusu market videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gameworld Gen.tr forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm dokümanlarımızı, videolarımızı forum adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben Petrovic. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.